Cengiz Gülaç, CHP'deki mescit rahatsızlığı doğru mu? Muharrem İnce tüm Türkiye'yi gezmeye karar verdikten sonra haftalarca İnce'nin yeni bir parti kurup kurmayacağını tartıştık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %30 oy almış olan Muharrem İnce'nin parti kurma ihtimali CHP'lilerce itibarsızlaştırılmaya çalışılırken aynı kişilerce DEVA ve Gelecek Partileri yere göğe sığdırılamıyordu. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu daha da ileri gidip DEVA Partisi için siyaset dünyamızın yeni yıldızı bile demişti. 10 yılı aşkındır genel başkanlık koltuğunda oturup son iki seçimde aday bile olmaya cesaret edemeyen Kemal Bey'in neden bir türlü siyasetin parlayan yıldızı olamadım diye düşünmek yerine Ali Babacan'ı yıldızlaştırmaya çalışmasını pek mesele etmedik. Haftalardır istifa edecekleri konuşulan 3 CHP'li vekil nihayet partilerinden istifa etti. Bazı aklı evveller istifaların arkasında saray var dese de bu kısa fıkraya besleme belediye medyasının gereksiz tipleriyle besleme trollerden başka pek fazla gülen olmadı. Çünkü saray iddiasını ciddiye almak demek, Joe Biden Türkiye'de muhalif unsurlarla çalışacağız dediği için mi Davutoğlu ve Babacan AK Parti'den ayrılıp unsur saflarındaki yerlerini aldı sorusuna muhatap olmak demek olacaktı. CHP'de istifaların artacağı konuşuluyor. 8-10 vekille 10-15 belediye başkanının da istifa edeceği iddialar arasında. İstifa gerekçelerini uzun uzadıya yazmanın anlamı yok. Merak eden kısa bir internet gezintisiyle vekillerin istifa gerekçelerini öğrenebilir. Ancak Mehmet Bekaroğlu gibi muhafazakar camiada bile sevimsiz bulunan isimlerin CHP'ye katılmasından CHP'nin önemli bir bölümü tarafından rahatsızlık duyulduğunu biliyoruz. Partinin sağa kaymasından, Bekaroğlu gibi isimlerin partiye girmesinden rahatsız olan bir kesimin olduğunu biliyorduk ama CHP Genel Merkezi'nde mescit açılışından rahatsızlık duyulduğunu bilmiyorduk. Geçen hafta Hadi Özışık abinin YouTube kanalına bağlanan ve CHP'yi yakından takip eden gazeteci Şaban Sevinç, CHP'deki sıkıntıları sıralarken genel merkezde mescit açılmasını da saydı. CHP Genel Merkezi'nde daha önce mescit olmadığını, yeni açıldığını, açıldığı için de bazı CHP'lilerin rahatsız olduğunu Şaban abiden öğrenmiş olduk. Partide mescit olunca CHP'lilerin laiklik abdesti mi bozuluyor acaba? Anadolu'nun bir köyünden CHP Genel Merkezi'ni ziyarete giden bir gariban köylü, mesela namaz kılıyorsa namaz vakti kaçmasın diye genel merkezden çıkıp kapı kapı cami mi aramalı? Veya ta Anadolu'nun bir köyünden gelmeye gerek yok. CHP Genel Merkezi'nde görevli herhangi birisi namaz kılamaz mı? Kılmak isteyemez mi? Bir partinin genel merkezinde mescit olmasından kim, niye, neden rahatsız olur? Sonra da diyorlar ki vay efendim neden %25'ten fazla oy alamıyoruz? Tamam, dini kimsenin kirli niyetlerine alet etmeyelim ama bir mescit de mesele olmasın canım. Neyse, inşallah Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm Saadet Partililer CHP'deki mescit hazımsızlığını duymuşlardır. İstifalara dönecek olursak sevgili okur, ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Mustafa Sarıgül parti kurdu. Muharrem İnce partisini kuracak. Son seçimde İyi Parti seçime girsin diye Meral Hanım'a vekil kiralayan Kemal Bey acaba ihtiyaç hasıl olursa Sarıgül'le İnce'ye de vekil kiralayacak mı? Kiraya vermeyi düşünürse Sarıgül'le İnce'nin eski CHP'li olmalarından ötürü kira ücretinde indirim yapar mı? Bakalım Kemal Bey'in demokrasi aşkı sadece MHP'yi bölenler için mi varmış, yoksa gerçek bir aşk mıymış?